Can. Söyle be. Cece ne oluyor? Sanırım diken üstündeyiz. Çok kötü durum. Şu benim kolyeyi açalım mı ha? Şirketteki son dakikalarımız olabilir. Kolyeyi açalım hadi. Tamam açarız. Önce ben bir Can Bey'e çay götüreyim de açarız tamam mı? Tamam tamam. Ben o zaman dinlenme odasındayım. Tamam. Çayınızı getirdim. Yok artık. Ne yok artık Deren? Yok. Yok. Can'a çay var, bana yok. Benim başım tuttu da Sanemciğim. Sana zahmet olmazsa bana da bir double espresso yapar mısın? Tabii. Decaf olsun. Tabii Deren Hanım. Lütfen. Kahveniz. Devam et Deren. Bu arada fabriğe ulaşamıyorum ben bir türlü. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Hayır, bu adamın hala bizimle çalışıp çalışmadığını öğrenmemiz lazım. Can, acaba sen mi arasan? Bekleyelim biraz daha. Annem aferin sana. İyi ki aldın onu telefonu. Aferin. Ben ne yapsam suç oluyor ama ya. Tamam sen şimdi onu boş ver. Bana doğruyu söyle. Sen dün gece Can Bey'le miydin? Yo. Sen Emre Bey'le miydin? Hayır. İyi. Sorun yok o zaman. Evet. Tamam. İyi. Kolay gelsin. Tamam. Cece ben geldim. Ha Sanem hoş geldin. Çok heyecanlıyım ben ya. Ne yapacağız ha? Açayım mı? Açayım mı? Ne diyorsun? Hazır mısın? Açalım. İkimizin de buna ihtiyacı var. Açalım da bari kafamız dağılsın. Bana sürpriz olsun diye gözümü bağladım. Nasıl olmuş? Ha? İyi fikir. Evet. Bir şey tutuyor. Hayır. Ne oldu? Ha? Açsana gözünü. Dur açınca açacağım. Fransızca aşk kitabı. Tabii. Livre d'amour. La c'est poti. Le ca, je m'appelle. Et n'a pas. Bu kadar şey küçücük kutunun içinden mi çıktı şimdi? Köyden mi geldi bunlar? Tabii. Bizim memlekette insanlar rüyalarını böyle onunla ilgili şeylere hediye yapıp yollarlar. Evet. Bak mesela aşk acısı. Aşk iksiri. Aşk şurubu. I love you. Bizimkiler aşkla kafayı bozmuş iyice. Keman. Çocukluğumdan beri hep çalmak istemişimdir biliyor musun keman? Böyle koyulur. Akoru bozuk. Uzun yoldan geldi ya akoru bozuk. Ondan değil mi? Evet ondan. Kemanı çal, aşkı bul. Gizli bir mesaj mı var acaba? Ha? Yok, dur yok. Bakalım. Daha ne çıkacak? Ah krep! Krep bizim memleket krepleriyle ünlüdür. Tabii. Kokusundan tanırım ben.
Güzel. Yer misin? Bu şey değil mi ya? Şeye benziyor. Neye benziyor? Şeye. Ne? Hiçbir şey benziyor. Neye ki? Benim bir şey yok. Benim ne benziyor? Krep bir şeye benzemez çünkü. Anladın mı? Krep neye benzesin ki? Evet. Aa, tişört. Tişört yollamışlar. Baskılı tişört. Bak. Bak. Şaka herhalde değil mi? Bu düpedüz Ayhan bu ya. Ayhan'a benziyor. Neye benziyor? Kimseye benzemiyor. Ne benzemesi? Hadi bir şey. Aa, bak. Bu ne? Evet, biraz benziyor olabilir. Bu ne o zaman? Bu ne? Sus. Sus. Ha? Neden inkar ediyorsun Ayhan, işte bu. Benziyor. Ayhan mı? Al Ayhan. Sus. A ile başlayan, N ile biten, ortasında H harfi olan bir kız gördük rüyamızda. Elimizden geldiğince resmettik. İksirini iç, kemanını çal, aşk kitaplarını oku, romantik müzikler gösterme bana. Dirile, o kızın kalbini kazan. Panik yaparsan memlekete dönmeye kalkma, o kız kaderinde var. Ya bir adresi eksik, resmen Ayhan'dan bahsediyor işte. Memleket Ayhan'ı işaret ediyor. Ama nasıl yapacağım? Fobilerinden nasıl kurtulacağım? O da sana aşık. Ya kabul et artık, git her şeyi söyle ona. Benim durumuma düşmeyin. Yaşa ve gör. Senin durumunda ne var canım? Can Bey de sana aşık. Şu an aranız böyle limoniye olabilir. Ama aşık. Biliyorum. Hissederim ben. Uzmanıyım. Kapı tokmağı koymuşlar. Bu ne alaka acaba? Demek ha aşk. Aşk ev diyor. Evinizi kurun diyor. O anlamda. Ben borçları almaya geldim. Telefon etmeye başlayayım o zaman. Başla, başla. Arkadaşlar, durum pek parlak değil. Şirketin %20 hissesini satışa çıkardık. Kimse doğru düzgün teklif vermiyor. Tek bir tane reklam ajansı var teklif veren. Onlar da birazdan arayıp kararlarını bildirecekler. Vaziyet bu. Ama Can, o teklif bizi kurtaracak bir teklif değil. Yazık olacak hisselerimize. Yapacak bir şey yok. Sonradan hayal kırıklığına uğramaktan iyidir. Emre, sana gelen başka teklif oldu mu? Maalesef yok. Heyecan. Arkadaşlar, sosyal medya, internet, basın, yapacağımız bütün açıklamaları hazırlayalım. Rüşvet hakkında hiçbir açıklama yapmayalım. Daha da rezil olmayalım. Deren, elimizde kalan kampanyaları da gözetelim. O sorun değil zaten. Pek bir şey de kalmadı elimizde. Tamam, işimize bakalım. Hadi arkadaşlar. Cece, ben öpeyim. Cece, eğer masadan birileri bizim kata çıkarsa bana hemen mesaj atıyorsun. Tamam mı? Telefonum yanımda. Sakın unutma. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Sonra anlatacağım sana. Ben de birkaç telefon görüşmesi yapayım. Emre ailenin ortağı mıymış?
Demek her şey bu yüzden. Bana kırmızı bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni ara hemen, tamam mı? O dosya geldi Emre Bey. Ne demek geldi? Nerede? Ben yanlışlıkla diğer dosyaların arasına koydum. Can Bey de ben bütün dosyaları görmek istiyorum deyince onun masasına bıraktım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne oldu? Sen hem sen ne yaptığının farkında mısın? Ben yine ne yaptım Emre Bey? Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. Teklif için arıyorlar. Toplanın. Efendim. Evet benim. Evet. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçmişler. O halde iflasımızı ilan etmek zorundayız arkadaşlar. İflas mı? Alacaklar kapıya dayanacak. Zaten battığımız haberi iyice yayıldı. Elimizde kalan bir iki müşteri de kaçacak zaten. Daha da rezil olmadan biz onlardan önce davranalım. İflas ettiğimizi açıklayalım. Yine avukat arar mısın? Arayacağım da benim elim gitmiyor arama. Eren. Tamam var yani. Can Bey. Hemen aramasanız, biraz beklesek. Neyi? Yani durumun biraz yatışmasını, sakinleşmesini. Biraz zaman verseniz. Zaman vermek hiçbir şey düzeltmez sanırım. Özellikle de ortada düzeltecek bir şey yoksa. Bir şeyler bittiyse kabul edersin ve yoluna devam edersin. Tabii sen bir anda gökten zembille inecek bir kurtarıcı beklemiyorsan izninle. Senyor Can. Senyor Fabri, hoş geldiniz. Ne hı-hı işiniz var burada? Bir dostum haber verdi de biraz böyle bir sıkışık durumunuz varmış galiba. O yüzden koşarak geldim. Evet, öyle. Dünyada bizim parfüm lansmanımızı siz yürütüyorsunuz değil mi? Güzel. Senin hepinizin prestiji demek, benim prestijim demek değil mi? Sezonun ortasında ben başka bir ajans bulmak istemiyorum. Çünkü istesem de sizden daha iyi bir ajans bulamam, imkansız. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için ama biz şu anda çok daha büyük bir krizle uğraşıyoruz. Ben buraya müşteri olarak devam ediyoruz ya da etmiyoruz demek için mi gelmedim? Ben size maddi olarak destek vermeye geldim. Sinyor Fabri, kusura bakmayın ama ben müşterimden borç alamam. Ya benim Türkçem ya çok bozuk ya da ben gerçekten kendimi doğru anlatamıyorum. Peki, şöyle anlatayım. %20 hissenizi satın alarak size ortak olmaya geldim. Ah, işte bu. Kurtulduk mu? Sinyor Fabri, reklam hizmeti verdiğimiz bir müşterimizle ortak olmak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Can Bey, niye doğru gelmiyor? Doğru gelebilir. Ha müşteri, ha ortak, aynı şeyler değil mi? Kabul edelim lütfen. Evet Can Bey. Cece. Çok affedersiniz Sinyor Fabri. Can, ama Fabri buralara kadar bize destek olmaya gelmiş. Biz şimdi onun yardımını geri çevirirsek kabalık etmiş olmaz mıyız sence? Derna Hanım doğru söylüyor. Sinyor Can. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Hisselerin %20'sini bana sat. Ben sonra onların hepsini yeri vereceğim zaten. Söz veriyorum. Va be. Conto su della tua parola. O zaman
biz şey selfie çekilecek. Selfie çekiyoruz. Bu anı ölümsüzleştireceğiz. Tamam. Hazır mı herkes? Evet. Herkes gülümsüyor. Tebrik ederim. Çekiyorum. Evet, çok güzel oldu. Bu fotoğrafı hemen sosyal medyaya koyalım. Ondan sonra basına da veririz. Böylelikle sizinle çalışmaya devam ettiğimizi herkes öğrenmiş olur. Bravo, bence çok iyi bir fikir. Ha? Signor Fabri. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek? Sizin için o zaman. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. O zaman biz şöyle yapalım. Biz sözleşme yapalım hemen. Yani formalite tabii ki bu. Hı. Ama resmiyet kazansın. Nasıl? Buyurun. Buyurun Can. Kurtulduk. Kurtulduk. Öyle. Aa, görmemişin sözleşmesi olmuş gibi. Çok ayıp. Ne kadar meraklısınız. Çalışıyormuş gibi yapın. Şey ahlaksızca. JJ. Efendim? Ben bakamıyorum. Bakar mısın? Fabri imzalıyor mu? Tamam. Çaktırmadan mı bakayım direkt böyle? Çaktırmadan. Evet. Evet. Şu anda kalemi eline aldı. Evet. Sözleşmeye doğru ilerliyor. Yani ruh hali, beden dili imzalayacak gibi o şekilde görüyorum ben. Yorumlamam bu. Hı. Ben canım! Ah oh be vallahi. Hadi bakalım herkes işinin başına. Burada toplanmışsınız. Aa. Buyurun geçin. Arkadaşlar, yeni ortağımız Signor Fabri'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yapmayın Senyor Can. Yani ben çünkü şirketin yönetimiyle ilgili hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Aslında benim buraya gelmeme Salim Hanım sebep oldu. Sanırım. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim. Hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki madem o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası Senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim. Hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki madem o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası Senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Haberim yoktu görüşmenize. Ya biz Sanem Hanım'la uzun zamandan beri görüşüyoruz zaten, değil mi Sanem Hanım? Neyse ya Senyor Can, arada sırada Sanem Hanım'ı kaçırmamda bir sakınca yok herhalde, değil mi? Çünkü kendisi benim bu iş teklifimi kabul etti. Biz bu parfümle ilgili bir geliştirme sürecine gireceğiz. Yani uzun lafın kısası, kendisi bana bu özel parfümü vermeyi kabul etti. Çok hoş bir şey bu. Sanemciğim, tebrik ederim seni. Neyse, ben artık kaçayım. Bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Sanem Hanım. Görüşmek üzere.
Senyor Emre. İyi günler. İyi günler Senyor Fabri. Fabricim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hep görüşelim. Evet.